Değerli arkadaşlar merhabalar. 14. denememizin çözümüyle devam ediyoruz. Bir kavram sorusu, sevdiğim kavramlardan da bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi Türk boylarının ve hanlarının törenlerde veya toylarda oturacakları yerleri belirleyen kurallara nokta 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 denir. Bu kavramı karşılaştırdıklardan hangisidir diye sormuşuz. Ayyuku, kurultay, orun, töre ve kam diye. Ayyuku hükümet, kurultay meclis biliyorsunuz. Törenin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar, hukuk kuralları. Kamın ne olduğunu biliyorsunuz. Cevap şıkkımız C, orundur arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Oldukça basit bir soru ama arkadaşlar soru olarak karşınıza gelme potansiyeli yüksektir. Mevlana Mesnevi kesinlikle arkadaşlar. Bunun yanında Mecalis-i Seba, Fihi Mafi gibi eserleri de vardır. Yunus Emre Risalet-ül Nusiye doğrudur arkadaşlar. Divan adlı eseri de vardır. Ravendi Rahat Üssü'dür kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Tarihçidir kendisi. Hacı Bektaş-ı Veli Makalat, Bektaşiliğin kurucusu arkadaşlar doğrudur. Eseri de doğrudur. Aşık Paşa Çarhname yanlış bir eserdir arkadaşlar. Eşleştirmedir. Aşık Paşa Garipname adlı eseriyle tanınır. Altıncı soruyla devam ediyorum. Medine Müdafi Çöl Kaplanı, Türk Kaplanı lakaplarıyla bilinen Hicaz Yemen cephesinde önemli başarılar elde eden komutan aşağıdakilerden hangisidir? Kesinlikle hayatını okumanızı tavsiye ediyorum. Bana göre 1. Dünya Savaşı'nın en çarpıcı komutanlarından bir tanesi arkadaşlar Fahrettin Paşa. Cevap şıkkımız C şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi değerli hocam 11. soruyla devam ediyorum. 1912 yılında Fuat Sabit, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ferit Tek gibi isimler tarafından kurulan Cumhuriyet döneminde kapatılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bunu denemelerimizin en başta bir soruda daha dile getirmiştim. Türk ocakları çok önemlidir değerli arkadaşlar. Karşınıza çıkma ihtimali yüksektir. Türk Yurdu adlı yayın organını çıkarmışlardır. Sayın hocam dikkat ediniz. 14. soruyla devam ediyorum. Yine bir biyografi sorusu arkadaşlar. Uzun uzun okuyayım. Birçok savaşta görev almış. Çanakkale Deniz Muharebelerinde üstün başarı kazanmış. Harbiye Nazırlığı Genelkurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş. Ardından arkadaşlar büyük zaferden sonra bir süre 3. Ordu Komutanlığı yapmış. 1923-24 yılları arasında Elazığ Milletvekili olarak DEME'de görev almış. Or General rütbesine yükselmiş, askeri şura üyeliği, General Askeri Mahkemesi Başkanlığı görevlerinden sonra 1935'te emekli ayrılmış. 18 Mart kahramanı olarak ünlenmiş, buranın altını çiziniz. Tabii ki bahsettiğimiz kişi Cevat Çobanlı, Milli Eğitim kitabının da yer vermiş olduğu, genişçe yer vermiş olduğu biyografilerden bir tanesi değerli hocam. Şimdi 22. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen gazeteler içerisinde Mustafa Kemal'in yazılarının yayınlandığı söylenebilir. Yukarıda verilen gazeteler içerisinde hangilerinde Mustafa Kemal'in yazılarının yayınlandığı söylenebilir diye bir soru. İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Cumhuriyet ve Kurun gazetesi. İrade-i Milliye kendi ve Hakimiyet-i Milliye'de kendi ismiyle olmasa başkalarının ismiyle kendi yazınlarını yayınlıyor. Ki biliyorsunuz 1918'de de Minber gazetesini çıkarmıştı. Cumhuriyet gazetesine yayınlıyor arkadaşlar. Yunus Nadi ismiyle, yani Yunus Nadi adına. Kurun gazetesinde arkadaşlar kesinlikle yazıyor. Özellikle Hatay konusunda. Cevap şıkkımız E şıkkıdır arkadaşlar. 23. soru aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin mali kaynakları arasında yer almaz? Yine beklediğim sorular arasındadır arkadaşlar. Milli mücadelenin hangi kaynakları yürütüldüğü ile ilgili. Aynı ve nakdi teberrular, yardımlar, Sovyet Rusya'dan gelen yardımlar var arkadaşlar. TBMM'nin çıkarmış olduğu vergiler mesela ilk birinci TBMM'nin çıkarmış olduğu ilk vergi Anam vergisinin artırılmasına dair kanun. Neden arkadaşlar? Yani bir şeylerin kaynak olarak sağlanması lazım. Fransa'dan alınan yardımlar, İngiltere'den gelen yardımlar. Sizce hangisi? Bence İngiltere'den gelen yardımlardır. Çünkü hocam Sakarya'dan sonra, biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra Fransa Anadolu'dan çekilmeye başladı.
Hem yardım etti hem de bize parayla silah sattı arkadaşlar. Hatta Sakarya'dan sonra motorlu taşıt bile sattı ki bize Türk ordusu ilk kez motorlu taşıta orada kavuştu arkadaşlar. Bunu da unutmayınız değerli hocalarım. 24. soruyla devam ediyorum. Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27. Alay İstiklal Harbi'nde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidale eserleriyle tanınan Kuvayi Milliye tabirini ilk kez kullanan milli mücadele komutanı. Bak değerli hocam, önemli bir ayrım. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Kuvayi Milliye kavramını kullanan diye soru gelince sizin karşınıza ilk Milli Kongre Cemiyeti ve Esat Işık gelmekte. Ancak bu tabiri ilk kez kullanan Şefik Aker'dir değerli arkadaşlar. Ama cemiyet olarak sormuş olsaydı o zaman Milli Kongre Cemiyeti adını söylerdik. Cevap şıkkımız E şıkkıdır arkadaşlar. Güncel sayılabilecek, yakın dönemden sayılabilecek bir çağdaş sorusu. Yine bir biyografi. 2015 Nobel Kimya Ödülü aldı. Bilim alanında Nobel Ödülü kazanan ilk Türk oldu. Tıp fakültesini bitirmiş bilim insanımız birçok eser yayınlamış arkadaşlar. Kimden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Aziz Sancar'dan bahsediyoruz. Gazi Yaşargil'in arkadaşlar Yüzyılın Beyin Cerrahı. Fuat Sezgin arkadaşlar İslam alanındaki, İslam medeniyetindeki bilimiyle ilgili arkadaşlar yapmış olduğu çalışmalar çok önemli. Oktay Sinanoğlu'nun En Genç Profesör, Bay Bay Türkçe gibi eserleri olduğunda unutmayınız. Ömer Özkan'ın da arkadaşlar Yüz Nakli yaptığını unutmayınız. Deneme çözümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir diğer deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.